Merhabalar, ben Nesim İzrey Tokatlı. Abiye Sarayı şirketinin kurucusuyum. Abiye Sarayı'na 2014 yılında başladık. İlk başta biz aslında firmaya ilk girdiğimizde kumaş sektöründen daha ziyade vardık. Daha sonradan Abiye ile hasbelkader bir yakınlığımız oldu. Ve Abiye ile uğraşmaya başladık. Ve o zamanlar bunun niye internetten yapılmıyor sorusunu soruyorduk hep kendimize. Ve dijital olarak da Abiye Sarayı ile yolumuzu devam ettik. Abiye Sarayı denince akla hani gerçekten o zamanlar bir simit sarayı hep vurgusu vardı. Biz de bundan esinlendik biraz. Biraz da gerçekten de Abiye'nin özel olarak yapıldığı ve kendini insan özel hissettiği ve mutlu olduğu yer olarak düşündüğümüz zaman da bu markayı ve bu ismi verdik. E-ticarete başladığımız zaman aslında piyasada çok fazla bu işi yapan ve bu işe inanan çok fazla kişi yoktu. Ve uzun bir çabanın ve sürecin arkasından Abiye'nin internette satılıp satılmayacağı konusunda aslında çok da bir kafamızda bir yer yoktu. Ama bunun ileride dijital olarak bir noktaya gelmesi ve dijital Abiye'nin dijital olarak satılacağı günleri hep o günden seviyorduk, hissediyorduk. Ve bununla ilgili de çalışmalarımıza başladık. 2014 yılında biz e-ticaret serüvenine başladığımız zaman aslında piyasada çok fazla kişi yoktu. Hatta kimse yoktu diyebiliriz. Biz bunun internetten satılabileceğini ve dijital olarak insanlara bunun sunulabileceğini ta o zamandan gördük. Ama bunun için hem gerek dünya gerekse ülke çok hazır değildi. Biz bunların fotoğraf çekimleri olsun, bunların sunulması olsun, yapılması olsun ciddi anlamda bir emek sarf ettik. Çeşitli firmalarla görüştük. Bunun iyi şekilde sunulmasına destek olmak ve bunu nasıl daha iyi müşteri sunabiliriz. Geri giden bütün kargo kapaklarını, kargo kutularının olsun, poşetlerin olsun düzgün bir şekilde gönderilmesini ve müşterinin bunu aldığı zaman kendini iyi hissetmesi temel amaçtı. Hatta bununla ilgili şunu düşünüyorduk biz. İlk şununla yola çıktık. Neden Anadolu'da herhangi bir köşesinde bir insanın tek bir butiğe bağlı olsun da çeşitli çeşitli mallara ulaşım olmasın ya da aynı düğünde aynı kişinin birden fazla aynı kıyafeti giymesi neden böyle bir şeye maruz kalsın? Niye herkes farklı giyinmesini, farklı giyinmek hakkı olmasın diye yola çıktık. Hep bizim temel amacımız buydu. Herkes yani bugün doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm ülkenin eşit olarak farklı kıyafet giyme hakkını elde etmesini temel olarak amaçlıyorduk. Bunu yaparken de işimiz de mutlu ve huzurlu olarak bunu yapıyorduk. Çünkü insanların bununla ilgili çok mutlu oldum, şöyle bir şeyle elbisem çok güzel oldu, herkes baktı gibi kelimelerin söylenmesi bizi mutlu ediyordu. Böyle bir şekilde biz e-ticaret serüvenimize başladık. Tabii bu ticaret serüveni çok öyle kolay olmadı açıkçası. Çok herkesin piyasada, herkesin işini iyi yaptığı, herkesin işini iyi ettiği, dijital konular olunca herkes işin patronu ve sahibi ve her şeyi bilen olarak piyasada çıkıyordu karşımıza. Biz açıkçası bununla ilgili çok ciddi yaralar aldık, darbeler gördük. İlk web sitemizin kurulmasından tutun da sosyal medya yönetimine kadar çeşitli zorluklarla karşılaştık. Ama 2019 yılında bu Covid süreciyle kendi sürecimize, kendi içimize döndük ve neleri eksik yaptığımızı ve neleri faydalı yaptığımızı bir şeyine girdik, bir hesabına girdik. Ve bununla ilgili gördük ki aslında her şeye başka bir açıdan bakmamız gerekiyordu. Burada da E-Adam aslında karşımıza çıktı. E-Adam bize gerçekten bu zamana kadar yaşamış olduğumuz o öğrenilmiş çaresizlik noktasında bize çok destek oldu. Yani bizim bu iş böyle yürümez, bu iş böyle yürümezden ziyade farklı açılar, farklı bakış açıları getirerek hem sabretmeyi hem de bununla ilgili biraz da zamana yaymayı tavsiye etti. Burada da güzel bir birliktelik başladı. İyi bir noktaya doğru da evirdik işi aslında. Gerek reklam konusunda, gerekse sitenin iyi yönetilmesi konusunda ciddi anlamda bir şey yarattık, ivme yarattık. Bu ivmenin sonucunda da şu an Abiye Sarayı markası ciddi anlamda iyi yukarılara doğru çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Hedefler çok yüksek. Türkiye'nin en çok Abiye satan markasından bir tanesi olması amacındayız. Yani bunun dijitalde olsun, bunun en büyük amaçlarından bir tanesi. Bunun
daha ileride Türkiye'de en büyük dijital deneyimi en iyi sunan ve insanların kıyafetlerini kendi üzerlerine giymiş gibi hissettiren bir web sitesi tasarımı, web sitesi dijital anlamda web sitesi arayüzüyle karşılarına çıkmak istiyoruz. Bunun mobil uygulamasını çıkartmak istiyoruz. İnsanların kolayca alışveriş yaptıkları, kolay iade ettikleri bir sürece doğru gitmek istiyoruz. Yalnız burada kolay iade derken şunu lütfen altını çizmek istiyorum. Biz bir abiye firmasıyız. Yani abiye firması demek özel günlerde özel kıyafetlerin giyildiği, özel bir seçimin yapıldığı bir nokta. Evet, tüketici konuları var, evet haklar var. Tabii ki de abiyeyi alıyorsunuz ve bunu iade etmek çok doğal hakkınız ama bizim işimiz abiye olduğu için kıyafetin giyinilip ya da herhangi bir darbe olup kullanılmaz hale geldiği zaman bunun bir tişört ya da pantolon gibi görülmesinden de rahatsızız. Bizim amacımız bunun daha ziyade bir emeğin unsuru olduğunun tekrardan tüketici tarafından farkına varılması ve bunun da bir abiye kıyafet olduğunu unutulmamasını rica ediyoruz. Gereği zaman bazen kargolarda da, kargo süreçlerinde de bazen aksaklıklar yaşıyoruz. Çünkü bizim işimiz el emeği ve biz bunların çoğunu özel olarak özel atölyelerde uzun ve meşakkatli bir süreçle çıkıyor. O yüzden de buradan tüketicilerimize şunu söylemek istiyoruz, yani bizi izleyenlere. Bizim buradaki konu abiye ve özel giyim olduğu için, haute couture dediğimiz tarz olduğu için bunun biraz daha insanların bir şeyi alırken aman ne olacak iadesini yaparım şekliyle ya da kafasıyla değil, bunu giymek için alıyorum ve giymek için abiyeyi alıyorumdan gitmelerini tavsiye ediyoruz. Bundan da biz firmamız olarak bunu bu şekilde düşünmesinden de mutlu oluyoruz. Tekrardan E-Adam'la olan süreçlere gelirsek, E-Adam'la çok güzel bir ivme yakaladık ve ileriye doğru da güzel noktaları doğru firmamızın bence her anlamda Abiye Sarayı markasını iyi noktalara evirmesini ve firmaya katkı sağlayacağına inanıyoruz. Güzel işbirlikleri yaptık bu zamana kadar. Bunu da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Hatta ben bu kadar kısa sürede de başarılı olacağımızı düşünmüyordum. Aslında bizim ilk 3 ayımız da zor geçti E-Adam'la. Beklentiler karşılanmadı, Covid süreci vardı, Covid sürecinin vermiş olduğu sıkıntılar vardı. Bunları bir şekilde bertaraf etmeye çalıştık ama birbirimize her zaman vakit verdik, zaman verdik. Ve burada E-Adam'ın en güzel özelliği dinamik çalışma şekli. Yani müşteriyi dinliyor, anlıyor ve müşteriye yönelik katkılar sağlamaya başlıyor. Bu da çok değerli bizim için çünkü bize sadece bir ajans değil, aynı zamanda bir hayat, iş ortağı bakış açısını getirmesi de bence E-Adam'ı önemli kılan unsurlardan bir tanesi. Sonuç olarak ben Nisim Bizre Tokatlı, yani Abiye Sarayı'nın kurucusu olarak Abiye Sarayı'nın çok doğru noktalara evireceğine ve güzel noktalara geleceğine inancımız tam. Bizim amacımız Türkiye'deki dünyaya açılan ihracatı, ülkeye milli gelire katkı sağlayan bir şirket haline gelmek. Bunu da yaparken yola hep iş ortaklarıyla devam etmeyi ve beraber bir noktadan yürümeyi amaçlıyoruz. Burada da E-Adam bizim için doğru bir ortak olduğunu düşünüyoruz. İyi ki varlar diyoruz. Merhaba, ben Gamze Çağlar. Üniversiteden mezun olduktan sonra ilk iş yerim burası oldu. Burada e-ticaret yöneticisiyim. 1,5 yıldır çalışıyorum. Hedeflerimiz müşterilere güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamak. Eskiden bir takım güven sorunlarıyla karşımıza çıkabiliyordu. Şu an bu güven sorunlarının hiçbiri kalmadı. Ne gibi çözümler bulduk? Kapıda ödeme yöntemi veya WhatsApp iletişim, Instagram iletişim bu gibi şeylerle müşteriye her zaman yardımcı oluyoruz ve akıllarına hiçbir zaman güven sorunu kalmıyor.